5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 117 metnimizin ismi Padişah Suediye'den adam. Hazırlık çalışmaları 1. soru. İnsanlara yardım ettiğinizde hissettiklerinizi yazınız. İnsanlara yardım ettiğimde çok mutlu ve huzurlu olurum. İnsanlara mutlu etmek, insanlara yardım etmek beni mutlu eder. 2. soru. Hangi konularda cömert davranırsınız? Bilgiyi paylaşmada ve onlara bir şeyler öğretmen konusunda cömert davranırım. Metnimizi okuyalım. Evet burada metni okumadan önce arkadaşlar metnin başlığına yani Padişah Süveydi'ye adamdan metnin konusunu tahmin edebiliriz. Daha sonra bu tahmini arkadaşlar kontrol edeceğiz. Bir zamanlar Bağdat'ta çok cömert bir halife vardı. Cömertliği dillere destan olmuştu. Kendisinden yardım isteyenleri güler yüze karşılar istediklerini onlara fazlasıyla verirdi. Bu halifenin şehrinden çok uzak bir çölde yoksul bir adam yaşardı. Adamın karısı her akşam kocasına dert yanar, yoksulluklarından yakınırdı. Derdi ki, herkes bolluk içinde yaşıyor, biz ise ekmeği zor buluyoruz. Kocası da ona hep sabretmesini söyleyip, zaten ömrümüzün yarısı geçmiş. Halimize şükredelim, o kadar da kötü durumda değiliz derdi. Adamın bu sözleri karısının kulağına girmez şöyle karşılık verildi. Bunlar boş laf. Hem yoksusun, hem de kendini beğenmiş. Kendini beğenmişlik kötü bir şey. Sonunda kadının sözleri etkili oldu ve adam yoksulluklarına son vermek için bir şeyler yapmayı kabul etti. Ama niye yapacağını bilmiyordu. Karısına madem öyle bu konuda ne yapmamı önerirsin diye danıştı. Karısı cömert halifenin ününü duymuştu. Halifeye git dedi. O seni boş çevirmez. Adam iyi ama dedi. Büyüklerin huzuruna eli boş gidilmez. Ona ne götürebilirim ki? Kadının aklına iyi bir fikir gelmişti. Ona bir testi su götürür. Bizim bu çölde sudan daha değerli bir varlığımız yok. Eminim halife de böyle bir güzel su görmemiştir. Zavallı kadın halifenin yaşadığı Bağdat şehrinde Dicle nehrinin aktığını bilmiyor. Çöldeki gibi orada da su sıkıntısı olduğunu sanıyordu. Kocası bu fikri çok beğendi ve hemen bir testi alıp çölün en iyi kuyusundan su doldurdu. Ve ağzını sıkıca kapadı. Yolda başına bir şey gelmesin diye de testiyi iyice sarıp sarmaladı. Adam yola koyuldu. Karısı ona onu dualarla uğurladı ve kocasına testi hırsızlara kaptırmaması için dikkatli olmasını söyledi. Adam yolda dikkatle ilerliyor. Kadın da testinin başına bir şey gelmemesi için dualar ediyordu. Sonunda adam Bağdat'a ulaştı. Resmi giyimli birilerini görünce onlara halifenin sarayını sordu. Adamın yoksulluğu her halinden belliydi. Görevliler hemen onu olarak saraya götürdüler. Çünkü halifenin adamları da halife gibi cömert ve iyilik severdi. Adam özenle getirdiği su dolu testiyi halifeye verilmek üzere onlara teslim etti. Adam testiyi sağ salim getirdiği için şükrediyordu. Çok şükür diyordu. Bu çok değerli hediyemi başına bir şey gelmeden yerine ulaştırdım. Eşim bunu bilse çok sevinir. Halifenin adamları bu karşısında neredeyse güleceklerdi ama hiç belli etmediler. Adamın hediyesini aldıktan sonra karnını doyurup dinlenmesini sağladılar. Sonra da halifenin huzuruna vararak hediye olarak getirdiği su dolu testiyi sundular. Halife adamın samimi davranışına çok etkilenmişti. Adamlarına şöyle dedi. Bu testiyi altınla doldurun. Kendisi ve ailesi için giyecekler verin. Fakat onu mutlaka Dicle Nehri üzerinden evine gönderin. Çünkü Dicle üzerinden yol daha kestirme olur. Halifenin adamları sana halifenin selamı var diyerek adama altın dolu testiyle birlikte birçok hediye verdiler. Sonra da onu Halifenin buyurduğu gibi dice Nehri kıyısında bir gemiye bindirdiler. Adam gemiye binip dice Nehri görünce getirdiği hediyeden dolayı kendi kendine utandı. O büyük halife ne kadar cömertmiş dedi. Benim o değersiz hediyemi çok değerli bir şeymiş gibi kabul etti. Karşılığında da buca değerli hediyeler verdi. Sayfa 119 birinci etkinlik. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyip defterinize yazınız. Bu kelimenin anlamını tahmin. Evet halife Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlarını ve din koruyucunu yapmakla görevli kimse. Cümlemiz Hz. Muhammed'den sonra ilk halife Hz. Ebubekir Bekir olmuştur. İkinci etkinlikte bana gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı anlatmış. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Kelimelerin sözlükte yer alan ilk anlamını da gerçek anlamlardır. Mecaz anlam ise gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak bir ilgi veya benzetme sonucu kazandığı anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlatımı gerçekleştirmek için kullanılır. Terim anlam ise bilim, sanat, spor ya da farklı meslek alanlarına özgü kelimelere denir. Burada katı kelimesinin cümle içinde kullanımına bakalım. Katı toprağı kazmaya çalışıyordu. Burada katı sert yumuşak anlamında kullanmış. Onunla karşı oldukça katıydı. Burada mecaz anlamında kullanmış. Katı maddelere burada da fen bilimlerindeki madde ile ilgili olduğu için terim anlamında kullanılmış. B bölümünde cümleleri inceleyip alt çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığına bakalım. Bir zamanlar Bağdat'ta cömert bir halife vardı. Burada cömert eli açık anlamında kullanılmış gerçek anlam. Bu cömert topraklarda her şey yetişirdi. Cömert kelimesi burada arkadaşlar. Toprakların cömertliği demek arkadaşlar. Mecaz anlatımdır. 120'den devam edelim. Bu testiyi altında doldurun. Doldurmak gerçek anlam. Seni iyice, seni iyice doldurmuşlar. Yoksa sen bu sözleri söylemezdin. Mecaz anlam. Çöl, nehir, dağ kelimeleri coğrafya biliminin özgü te kelimelerdir. Terim anlam. Roman günümüzde çok okunun edebi bir türdür. Yine terim anlam. Üçüncü etkinlik metnin konusu ve ana fikri. Metnin konusu fakirlik yaşayan bir adamın karısının tavsiyesiyle cömert hanifeden yardım istemesi ve yardım alıp evine dönmesi. Ana fikri ise iyi niyetli insanlar iyi niyetlerin karşılığını fazlasıyla alırlar. Dördüncü etkinlik aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım. Cömert halife nerede yaşarmış? Cömert halife Bağdat'ta yaşarmış. Yoksul adamın karısı yoksulluktan kurtulmak için kocasına ne önermiş? Halifeye gitmesini önermiş. Halife sudur testiyi görünce yoksul adam hakkında ne düşünmüş? Halife adamın bu samimi davranışından çok etkilenip onu ödüllendirmiş. Ve son soru halifenin kişilik özellikleri nelerdir? Halife cömert, anlayışlı, alçak gönüllü, filan yüzlü birisidir. Sayfa 121, 5. etkinlik. Buradaki verilen metinlerin biçim yönünden de değerlendirelim, karşılaştıralım. Padişah şu hediye adam, şimdiki okuduğumuz metin arkadaşlar, türü hikayedir, biçimi düz yazı şeklinde yazılmıştır. Bir önceki konumuz arkadaşlar, bayramın türküsü, türü şiirdir, şiirler dörtlük olarak yazılır. Altıncı etkinlik, ünlü düşmesi ve ünlü daralmasıyla ilgili. Ünlü düşmesi, İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerdeki dar ünlüler düşer. Bu ses olayına ün düşmesini. Evet burada ağız, ağızda değil ağızda. Beyin, beynimiz. Ünlü daralması ise A ve E geniş ünlülerle biten kelimelere Y ünsüz ile başlayan bir ek getirdiğinde kelimenin sonundaki geniş ünlüler I, I, U, Ü dar ünlüne dönüşür. Koşma, yor eki gelmiş koş değil koşmuyor sevmiyor değil sevmiyor yiyen değil yiyen diliyor arıyor ve diye olarak değişmiştir. Okuduğunuz metinde geçen ünlü düşmesi ve ünlü daralmalarını bulalım. Ünlü düşmesi örnekleri şehrinden sabretmesini ömrümüz burada şehir, sabır, ömür, şükredelim, şükür, akıl, aklına şehir şehrinde, fikir fikri, ağız ağzını. Evet buradaki arkadaşlar ilerliyor. Yanlış yazmışız. İlerliyor zaten altta da vermişiz arkadaşlar. Şükür yine aynı şekilde şükretmek yukarıda da vermiştik. Karın karnı. Buradaki ilerliyor kelimesinin zaten alt tarafı da yazmıştım arkadaşlar. Ünlü daralmasında ise yaşıyor, bilmiyor diye burada bilmiyordu, burada bilmiyor. İki farklı şekilde yazılmış. ikisine yazdık ilerliyor ve diyordu. Sayfa 122 7. etkinlik aşağıdaki görselde inceleyiniz verilen bilgileri okuyunuz. Tarihi ve turistik bakımdan oldukça zengin bir ülkede yaşamaktayız. Yukarıdaki görselde verilen Diyarbakır Kalesi, Kapadokya Peripacaları ve Süleymaniye Camisi bu yerlerden bazılardır. Yıl içinde birçok yerli ve yabancı turist ağırlayan bu yerler bize tarihimiz ve doğamız hakkında bilgi verir. Bu nedenle tarihi ve turistik yerlerimizi özenle korumalıyız. Bu yerleri koruma için neler yapmamız gerektiğini söyleyelim. Gerektiğini zamanlarda işin uzmanları tarafından orijinallerine uygun şekilde restorasyon yapılması sağlanmalıdır. Çünkü bu eserler arkadaşlar yıllar geçtikçe zarar görmeye başlayacaktır, eskimeye başlayacaktır, yıkılmaya başlayacaktır. Onun için belli aralıklarla bunların restorasyonu yapmamız gerekiyor. İnsanlara tarihi ve turistik yerlerimizi korunması ile ilgili bir işlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Evet bu da çok önemli. Çünkü bazen görürüz arkadaşlar tarihi yerlerde duvarlara yazılar yazılmış, duvarlara zararlar verilmiş, orijinalliği bozulmuş. Ayrıca mutlaka bu olanlar özel güvenlik adamları tarafından da korunmalıdır. 8. etkinlik Ülkemizdeki tarihi ve zenginliklerle doğal güzellikleri de ülkedeki yaşayan insanlara duyurmak için defterimize bilgilendirici bir metin yazalım. Metnimiz Türkiye tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle dünyanın en göz alıcı ülkelerinden biridir. Türkiye'nin her köşesi keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir hazine barındırır. Türkiye'nin tarihi zenginlikleri arasında Türkiye'nin tarihi zenginlikleri arasında İstanbul'daki Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii, Şanlıurfa'daki Harran, Trabzon'daki Simele Manastırı, Batman'daki Hasan Hasankeyf, Gaziantep'teki Zeyhan Müzesi, Pamukkale Hierapolis Antik Kenti, İstanbul Tarihi Yarımada, Afes, Efes Antik Kenti, Safranbolu Evleri, Santoros ve Leton, antik kentleri ve Nemrut'ta sayılabilir. Türkiye'nin doğal güzellikleri de oldukça çeşitlidir. Türkiye'nin en güzel doğal varlıkları arasında Peri Bacaları ve Kapadokya, Karapınar Çölü, Mekke Gölü, Nohlara Vadisi, Pamukkale Travertenleri, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Saklıkent Kanyonu, Düden Şeralesi, Göreme Milli Parkı, Kuşadası Milli Parkı, Köyceğiz Milli Parkı, Kekova, Kabak Koyu, Kaputaş Plajı, Ölüdeniz, Butterfly Vadisi, Saklıkent Kayak Merkezi, Uludağ Milli Parkı, Sümele Manastır Milli Parkı, Kazdağ Milli Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı, Göksu Deltası Milli Parkı ve Kuş Cenneti Milli Parkı yer alır. Türkiye'nin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri dünya gelindeki insanlar tarafından keşfedilmek bekleyen birçok yer barındırır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.